Ya açar Nazmü Celil'in bakarız yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Kıymetli izleyenler, her birinizi Kent 77 ekranlarından Ramazan bereketi programımızdan Allah'ın selamıyla saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Merhum Mehmet Akif'in dizeleriyle başladım. Kendi içinde bulunduğu şartlarda Kur'an'a ve Kur'an'ın e, anlamına, maksadına yapılan muameleye karşı aslında bir sitemdi. Dolayısıyla Kur'an'ın hayatın öznesi değil, nesnesi yapılmasına dair bir karşı duruştu. Bu mübarek Ramazan günü İçinde bulunduğumuz günler Kur'an'ın doğum telaşının yaşandığı, doğum sancılarının çekildiği günler. Özellikle Kadir Gecesi'nin hemen öncesinde Kur'an'ı anlama çabamıza dair bir sohbet yapmaya çalışacağız. Aslında bu son 10 gün için Ramazan içinde Ramazan tabirini kullanmamız yanlış olmaz. Zira son 10 gün öze dönüş ve Ramazan içerisinde Ramazan'ı yeniden tadına vararak yaşamak yani itikaf günleri. Biz bunu Hazreti Peygamber'in hayatında çok açık bir şekilde görüyoruz. Değerli izleyenler hayatı insan inşa eder ama insanı da vahiy inşa eder. Vahiy insanın yani muhatabının aklından ve gönlünden tutarak onu hidayete ve sırat-ı müstakime ulaştırır. Bu vesileyle Kur'an'ın bir anlamı vardır ama bir maksadı da vardır. Ve bu maksat Allah'ın bizi fıtrat üzere koyduğu yerdir. Dolayısıyla Kur'an'ın maksadı şu ayette kendini çok iyi ifade ediyor insanlara onu açıklayasın diye O indirileni onlara beyan et ola ki tefekkür ederler. Nahl suresinin 44. ayetinin ifade ettiği mana tefekkür kelimesine vurgu yaparak aslında Kur'an'ın anlaşılmak için inen bir kitap olduğunu beyan eder. Bu çerçevede Vahiy süreciyle ilgili vahyin hayatımıza etkisi, hayatımıza katkısı ve bizim vahiy anlama çabamıza dair sohbeti çok değerli bir misafirimizle gerçekleştireceğiz. Çiftlikköy İlçe müftüsü Sayın Yusuf Ulusoy, stüdyo misafirimiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah iyilikler versin. Ramazanızı tebrik ediyoruz. Son günleri yaşamamıza e, rağmen. Tebriğimizi yine ifade edelim. Evet, işte. Elhamdülillah, ramazan Ramazanın Şerif'in sonuna doğru geliyoruz. Cenab-ı Allah tekrardan nasip eder evet, inşallah. Evet, Allah kolaylık versin. Sayın hocam, ben evet. e, kısmen ifade ettiğim e, açış konuşmamda e, Kur'an'ı anlama çabamız dedik. E, evet, okumak, öğrenmek fazilet. Kur'an'dan lafız itibariyle e, gözlerimiz, bedenimiz ayrılmayacak ama ruhen de istifade etmemiz gerektiği aşikar. Bu konuda e, neler söylersiniz? Yani anlamayı ihmal etmemeliyiz. Kur'an sadece lafza gelmemeli. Tedebbür değil mi? Tertil üzere ruha da gönle de hitap etmeli. Elbette. Yani Kur'an-ı Kerim Hak Teala tarafından Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber e indirilmiş ilahi bir kitaptır. Dolayısıyla Kuran-ı Kerim'i lafızlarından ayrı düşünmemiz mümkün değil. Kuran'ı ee, Kuran-ı Kerim'i okuyacağız inşallah. Fakat sadece okuyup da arka planına geçmesek bu da yeterli değil. Okuduğumuzu anlayacağız, anladığımızı yaşayacağız, yaşadığımızı da tebliğ ederek yaşatmaya Galiba. çalışacağız inşallah. Da yaşatacağız. Kuran'ı hissedeceğiz değil mi? Gayesi hmm. e, hedefi amacı insanlara doğru rehberlik edebilmektir. Bu da anlaşılmadan bu rehberlik gerçekleşmesi mümkün değildir. Evet, evet. Nitekim Hazreti Peygamber'in öğrenmeye dair yani hayrukum men ta'allemel ne ta evet. dair bir müjdesi var. Evet, mutlaka elbette. Değil evet. Yani. E, Kur'an bu anlamda hayatımızı zaten zenginleştiriyor ama hayata katmak için de mutlaka maksadına, değil mi hocam? Evet maksadına ulaşmak evet. ve e, erişmek gerekiyor. Hayrı <laughs> kim men Kur'an'ı ve allemehu. Kur'an'ı öğrenin, sizden hayrınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Evet. Tabii bu Kur'an öğrenme içerisine e, lafzıyla beraber e, asli harflerine sadık kalarak okumakta giriyor. Okumayı da öğreneceksin. Okuduktan sonra Cenab-ı Allah buradan ne murad ediyor? Bunu anlamaya çalışacaksın. Bunların hepsini iktifa eden, ee, bir şey var tabi Kur'an öğrenmenin manası var, anlamı var. Zaten tilavet diyoruz yani tilavet kelimesine de baktığımız zaman beri geniş bir manası var. Sadece lafzen okumakta yeterli değil ama lafzen okumayı da hafif almak da doğru değil yani. Hepsine hakkını vererek yerine getirmek lazım. Evet hani e, madem anlamıyorsun o zaman okuma diyemeyiz. Yani bu, Buna bu, hakkımız yani, yok. Evet. E, nitekim anlamayan insanın okuyarak Bir haz alması Ondan beslenmesi de söz konusu mümkün evet. Fakat e, Tam tersi de söz evet. konusu değil Yani anlamadan okumak da e, Hayata bir şey Katmamıza engel olabilir evet. Yani Kur'an-ı Kerim Okurmasıyla da ibadet edilen bir kitaptır Kutsal evet. kitap okuyarak da ibadet edilir e, Ama okuduğumuzu Hayatımıza uygulayabilmemiz için de yaşayabilmemiz için de anlamak da gerekir. Yani okumayı hafif almak, sadece anlamaya çalışın işte okuma boştur demek de çok yanlış. Ee, sadece okuyarak anlamaya çalışmamak da çok yanlış. Yani çok, dengeyi çok, çok doğru. yerli yerine kurabilmek çok lazım. Doğru. Biliyorsunuz Sayın Hocam, yani e, namaz ibadeti içerisinde e, farzadan birisi de kıraattır. Kıraat, Kur'an-ı Kerim okumaktır. Yani ee, bazı özürlerine bir bazı farzlar düşüyor. Ayakta duramıyorsan, oturarak kılıyorsun, secde yapamıyorsan, ima yapıyorsun. Ama e, kıraat e, hiçbir şekilde insana düşmüyor. Hani sahur olanlar için kıraat e, özrü var, kabul edilebiliyor. E, kıraat da ne Kur'an-ı Kerim'den ayeti kelimeleri okumaktır. Ha, biz bunun yerine manasını okuyabilir miyiz? Tercümesi üzerinde e, okusak olur mu? Yani bu yeni Müslüman olmuş insanlara Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilecekleri bir süreye kadar ibadette mahrum kalmasınlar diye böyle cevaz verilmiş. Kur'an-ı Kerim asli harfleriyle, asli şekliyle okumayı öğrenene kadar e, meali üzerine devam edilebilir denmiş. Bu gelici bir süre için. Ama bunun dışında Kur'an-ı Kerim'i asli harfleriyle okumamız lazım. Zira tercümesiyle, maliyle okuduğumuz zaman bu Kur'an'ın yerini tutması mümkün değil onu tercüme eden şahsın kendi fikirleri diyecek. zaten bunun için yeryüzünde şu anda binlerce belki yüz binlerce mahalleler yazılmıştır yani her ilim adamımız her hocamız kendine göre Kur'an-ı Kerim'i anlayabildiği kadar bize anlatmaya çalışıyorlar tabii ki onlardan istifade edeceğiz ama onları Kur'an-ı Kerim'in yerine koyma şansımız mümkün değil. Tek bir anlam ve tek bir otorite evet. olarak tabii. Kabul Onun için Kur'an-ı Kerim'i Asli harflerine bağlı okuyacağız. Mukabelelerde yapacağız, hatimlerde yapacağız. Eee efendim merasimlerimizde de okuyacağız. Okumasıyla kalplerimiz huzur bulacak, inşirah bulacak. Yani o hazı tadacağız. Yani mealini de, manasını da Allahu Teala'nın muradını da anlayarak ona uygun yaşamaya çalışacağız. Tamamlayıcı unsur olacak bu İnşallah Bir yani. tamamlayıcı unsur olacak. Fakat oraya giderken de bir emek sarf edip bir emek verip <laughs> talimle başlamak gerekiyor değil mi Tabii. hocam? Çünkü ibadet evet. o şekilde yapılıyor. Tabii. Evet. Yani Kur'an'ı okumadan anlamaya çalışmak, yani asli harfleriyle okuyamadan anlamaya çalışmak çok yanlış. Şimdi hocam düşünelim bir yabancı Hı. dil öğrencesi yani bir Almanca, bir Fransızca, bir Japonca, bir Çince veya Rusça ne yapıyoruz? Önce alfabelerini öğrenerek o dilin yazılmasını, okunmasını öğreniyoruz. Ondan sonra da işte e, te, tercüman e, e, veya işte olarak yetişiyoruz. Evet. Ben Rusça'yı hiç okumadan veya da Çince harflerini tanımadan ben Çince öğreneceğim e, demek çok zor olur. Yani belki öğrenirsin avamca, konuşma, lisan olarak kulaktan duyma belki öğrenebilirsin ama Kur'an-ı Kerim gibi ilmi bir kitabı asli harflerini bilmeden e, o şekliyle hatta günümüz Arapçasıyla da Kur'an'ı Kerim'i anlayamayız hocam. Kur'an-ı Kerim'i yani nazil olduğu dönemin Arapçasına vakıf olursak anlayabiliriz evet. yani. Evet. Yani farklı bir Arapça da bir görmez, yani görmez. Yani Arapça da değişiyor evet. yani. Yaşayan her dil kendini evet. yeniliyor. Ve bu e, bu dilin mantığı üzerine e, o nüzül sırasının değil mi? Nüzül sürecindeki dilin mantığı üzerinden hareket edecek. Evet bu dolayısıyla ibadete dönüşecek. şimdi hocam bu talim hamdolsun çok yoğun biçimde insanlar Kur'an öğrenimine öğretimine ilgi gösteriyorlar özellikle ediyorlar. hafızlık müessesesi çok çok bereketli çok özel çok da anlamlı fakat hayata katmak için yani hayata hissedilen biçimde katılabilmesi için de o ahkamın Değil mi? E, ahlakın e, mutlaka öğrenilmesi ve fiile geçirilmesi gerekiyor. Evet. Evet. Fiiliyata geçmemiş bir ahkamın öğren, öğrenmenin e, hissedilmesi de söz konusu yani, değil Yani kesinlikle hocam. Yani e, Cenab-ı Allah burada bize ne murad ediyor, ne kastediyor, bize de ne istiyor e, ve o istediğini biz nasıl yerine getirebiliriz? Bunun üzerine tabii yoğunlaşmamız lazım yani böyle mesela hatimler okuyoruz, mukabeleler okuyoruz. bir yandan da okuduğumuz cüzlerin Cenab-ı Allah burada ne kastediyor bize, ne mesaj veriyor diye anlamaya çalışmamız, onu öğrenmeye çalışmamız, o öğrendikten sonra da tabii yaşamaya çalışmamız icap ediyor. Yani böyle sadece okuyup geçiştirdiğimiz zaman bu elbette ki yeterli değil. Yeterli değil. Hani sahabe-i keramın Kur'an-ı Kerim okuyuşundan örnekler veriyoruz sahabe-i kiram Kur'an-ı Kerim'i onar ayet ona ayet ele alırlarmış. Bir on ayet alırlarmış, onu okurlarmış. Ondan sonra anlamaya çalışırlarmış. Anlayamadıkları yerleri işte Peygamber Efendimiz'e sorup öğrenirlermiş. Ondan sonra da o on ayeti hayatlarına tatbik etmeye, yaşamaya çalışırlarmış. Yaşadıktan sonra o on, ay on ayeti tamamen e böyle hayatlarını uyguladıktan sonra diğer on ayete geçerlermiş. Yani böyle... Sindire sindire. Ee, Bizde de zamanda yarışır bir okuyuş şekli onlarda yoktu. Sindire sindire, anlaya anlaya. Ondan sonra anladığını da yaşayarak yani bir kere de bir hepsini yaşayamayabilir insan yani çok ağır gelebilir ama böyle bölüm bölüm anladın yaşadın öbürünü anladın yaşadın öbürüne ee, sahabe kavmi böyle bir kur'an Kerim okuyuş anlayışı vardı. O dönemi asrı saadet yapan meselelerden biridir, değil mi? Evet. Temelidir açıkçası evet. Kur'an'ın hayata katılması, hayatı inşa etmesi yani, bu yani, şekilde gerçekleşir. Bir cahiliye dönemi evet. de gelmiş. Ee, Kur'an-ı Kerim cahiliye döneminde geliyor ve medeniyet dönemini aslı saadet saadet aslı medeniyet dönemini inşa ediyor. Kur'an-ı Kerim sadece okunsaydı, yaşanmasaydı cahiliye dönemine çıkıp insanlar medeni bir döneme geçiş yapabilir miydi yani? Çok. Mümkün değil. Bir de hocam e, o <laughs> yani Hristiyanların kendi müntesiplerinin yaptıkları gibi. Yani sadece birileri anlar ama başkaları anlamaz. Anlamayı da bir tekelleştirmek doğru değil değil mi? Evet. Sadece birisi anlar, birileri anlar ama siz anlayamazsınız. Kur'an herkese, aklı olan herkese, fikri olan herkese değil mi? Hitap eden bir kitaptır ve herkes istediği ölçüde ve kabiliyetince oradan istifade edecektir. Tabii hocam yani peygamberler hariç, peygamberlere Cenab-ı Allah müdahale Ederdi yani vahiy e, getirdikleri için ama peygamberlerden hariç hiçbir insana Cenab-ı Allah şu anda müdahale etmez. Yani insan e, beşerde şaşar. Her insan, her alimin bu şeyi vardır. Yani e, şaşma özgürlüğü vardır, yanlış e, anlayabilme özgürlüğü vardır. Onun için hiçbir insanı yani böyle masum, hatasız kabul etmememiz lazım. Her insan yanlışları algılayabilir. Her insan hata edebilir. Dolayısıyla doğrularını tasdik ederiz, yanlışları varsa yanlışlarını da uygulamayı düzeltmeye çalışırız veya ikaz ederiz. Evet. Yani böyle insanları böyle hatasız, günahsız bir hale çıkarttığımız zaman bu sefer kula kulluk gibi bağımlılık meydana geliyor. bu da onun hatalarını görmemezlikten eee kaynak Aşamasına bir insanı sürüklüyor. Ee, bu da yanlışa vesile oluyor. Kur'an'ın e, her asra, değil mi? Her zamana söyleyecek sözü var. Tabii. Her akla söyleyecek sözü. Eğitimli eğitimsiz, e, kadın erkek, yaşlı genç, toplumun her katmanına söyleyecek sözü var, değil mi hocam? Elbette. E, dolayısıyla e, burada e, sadece anlama ve e, Öğrenme, ifade etme yetkisi bana aittir demek söz konusu evet. değil. Herkes kendi aklı, fikri, düşüncesi, kabiliyeti ölçüsünde Kur'an'dan istifade edecek. Evet. Hatta hocam şunu takdir ederseniz yani Kur'an ana kapı. O kapıdan peygamberler girdi. O kapıdan sahabe girdi. Değil mi? Evet. O ana kapıdan. Ümmül kitap. Evet. evet. E, hocam özellikle cami hizmetleri e, ekseninde e, e, sizin de hem görev alanınız olmasa bile Ramazan e, Ramazan dışı Kur'an faaliyetleriyle ilgili kısaca neler söylersiniz? Yani elhamdülillah tabi son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanlığımızın e, Kur'anla ilgili çok böyle takdir edilecek çalışmalar var. Yani 24 evet. saat Kur'an-ı Kerim hizmeti vatandaşlarımıza sunulabiliyor. Yani e, çalışıyorum, efendim zamanım yok diyenlere mesai saati. Gece 11'e kadar kurs açılabiliyor. Yaş sınırı yok. 7'den 70'e istediğin yaşta Kur'an-ı Kerim öğrenilebiliyor. E, 4-6 yaş Kur'an kurslarımız çocuklarımıza bu konuda çok güzel hizmetleri veriyor. Ya e, bazıları da şöyle diyor. Mesela benim yakın arkadaşlarım da e, 4-6 yaş Kur'an kursu açmıştık. Bunu da tabii Sosyal medyada haberlere düştü. Hocam 4 yaşında çocuk yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek çok ergen değil mi? diye eleştirenler oldu. Ee, samimi arkadaşlar da yani Hı -hı. böyle. Hı -hı. Art niyetli değiller yani. Ya biz bu kurslarda sadece yani Arapça, Kur'an-ı Kerim ve hatta işte surelerin ezberine girmiyoruz ki. Manevi duygular, milli duygular, işte anne babaya e, hürmet, büyüklere saygı, Vatan sevgisi, A'da millet bu sevgisi, A'da bu muhaşeret. yani bunlar dök, dök, her yönüyle ele alıyoruz. Ve ben müfredatımızdan bir örnek o arkadaşlara sunduğum zaman hocam biz böyle Ama bilmiyorduk şan. dediler yani. Güzel. Yani bir yanlış anlaşılmayı da böylece ya da evet. bir ön yargıyı da, ön yargı da olabilir hocam bu başka şekilde de olabilir. Evet. Ama dediğiniz gibi o müfredat e, meseleyi çözüyor. Evet. Yani kurslarımız hocam hafta sonu kurslarımız var mesela e, vergi bilmeyenler, duymayanlar bu vasıtayla da haberdar olsunlar. Mesela çocuklarımız hafta içerisinde okula gidiyor. Hafta sonu kurs olarak e, işi cumartesi iki saat pazar olmak üzere hafta sonu kurs düzenleyebiliyoruz. E, ondan sonra yetişkinlere yönelik camide Kur'an eğitimi var. Mesela Kur'an kursu yok orada ama imam e, hadiplerimiz camide Kur'an eğitimi açarak talep oluşturduğu zaman ister bir kişi olsun ister on kişi olsun yani her talep edene biz Kur'an hizmeti veriyoruz. Tabi burada e, bir bir şeyimiz şu. Vatandaş Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiği zaman yani elif Kur'an-ı Kerim'e geçtiği zaman bu iş burada bitti diye algılanıyor. Halbuki çok biz daha merdivenin birinci basamağına bile gelmemişiz. Yani önce Kur'an-ı Kerim bir okumayı öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendikten sonra işte Allahu Teala burada ee, ne murat ediyor bize, ne istiyor? Bunları anlamaya çalışacağız. Onları anladıktan sonra yaşamaya çalışacağız. Dediğimiz silsileler geliyor. Tabii. Ama işte çocuklarımızın şu anda Kur'an kurslarıyla irtibatı genellikle yaz Kur'an kursları. E bu dönem dönem e, e, tadillerin araya girmişmesiyle yaz Kur'an kursları da kısalmış oldu yani. Önceden iki ay, iki buçuk ay uzun bir süre oluyordu. Şimdi bir buçuk ay gibi bir süreye düşüyor. Dolayısıyla. Çocuklar orada yani e, iki ayda bir ayda Kur'an-ı Kerim'in tamamını hallederek e, mezun olmaları mümkün değil. O arada bir başlangıç yapıyorlar Çoğun, ama bunun devamını geçirmek çoğunlukla da yeniden ediyoruz. başlıyorlar. Değil mi? Yeniden başlıyorlar. Benim bir idealim, de... ben imamlık da yaptım Sayın Hocam. Benim idealim şuydu İmam Kabırgan. Önce şöyle kurallarına uygun bir Kur'an-ı Kerim çocuklarımızı öğretebilsem yani ne bileyim bir Fatiha okuduğu zaman mahreciyle, teçvidiyle namazda kabul olabilecek bir şekilde bunu okusa. Yani mesela örnek veriyor diyoruz mesela Kul e'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak. Oradaki halak yaratan demek. Ama bunu halak dersen tıraş eden, berber anlamına geliyor. halakla bir nokta halak arasında çok büyük bir mana kaybı oluyor. E, dolayısıyla has ben bunu öğreteyim çocuk halak demesi lazım. Halak derse Yaratan yerine tıraş eden olur. Yani, e, bunu çözeyim. Ondan sonra manasına geçeyim. E, Muhtevasına geçeyim ama bugüne kadar muvaffak olamadım. O Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendiği zaman çocuk elimizden kayıp gidiyor. Hep bir yarım kaldı. Hep yani. bir yarım, hep kalıyor bir yarım kaldı. Yani. E, ve e, Kur'an ilimleriyle meşgul olmak müteselsilen yani öğrendikten sonra bu iş bitmiyor tabii. Kur'an ilimleri tefsir vesaire, e, efendim Kur'an'ın e, anlaşılmasına dönük daha özel bilgiler, daha derinlemesine evet. bilgiler, ihtisası gerektiren evet. meseleler. Herkes o aynı ihtisasa sahip olmayabilir ama asgari düzeyde hocam, e, ibadet edebilecek düzeyde, sahih, sağlıklı bir telaffuza sahip olacak. Bir de e, okuduğu ne anlama geliyor? Yani ona da bir e, e, bir bakacak değil mi hocam? Bir fasık size efendim bir haber getirdi getirirse onu araştırın ifadesi ee, yani toplumla ilgili toplumu ifsad eden dedikodu, iftira, dilin afetlerine dair önemli bir ipucu değil mi? Tabii. tabii. Bu insanın tabii. bu mübarek dili tabiri caizse bu lafzı okuyan dili aynı zamanda dedikoduya, iftiraya, insan incitmeye efendim zarar vermeye de kapalı olacak. Evet. Bu şekilde bu çift evet, çok şekilde, doğru çift hocam. kanatlı gidecek. Evet. Çok doğru temas ettiniz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuyalım, anlayalım ama herkes de Kur'an-ı Kerim'i böyle dört dörtlük anlayabilecek bir ilme sahip olması mümkün değil yani. E, Kur'an-ı Kerim'de muhkem ayetler var, müteşabih ayetler var yani. Muhkem ayetleri belki herkes azıcık anlayabilir ama müteşabih ayetleri anlamak için bayağı bir tahsil, eğitim almak gerekir. E, burada yani diyelim ki bir ilaç aldın, reçetesi var reçeteyi okuduğun zaman yani bu hangi saatte atılacak, hangi hastalıklara e, iyi geliyor ve yan etkileri nelerdir? az çok o reçeteden herkes bunu çıkarabilir. Ama bir ehlinin okuduğu zaman o reçetede ondan alacağı çok daha farklı şeyler vardır. Biz de Kur'an-ı Kerim'i böyle herkes okuduğu zaman dediğim gibi Cenab-ı Allah burada e, muradı nedir? E, evet. e, bizden ne istiyor? Evet. E, ne yapmamız gerekiyor? Hı. Bunu bilebilir. Ama tabii fıkhi hükümler çıkaracak yani böyle e, bir alimin e, bir astronomi ayetlerini ne bileyim bir tıpla ilgili ayetleri anlayacak derecede herkesin Kur'an-ı anlaması beklenemez. Bu Hı doğru da değildir. Hı. Ama muana muhteva olarak Kur'an ahlakıyla ahlaklanabilmemiz için asgari olan muhtevayı da bilmemiz gerekir. Yani burada diyelim ki okudum Fatiha suresini. E, Fatiha suresinde Cenab-ı Allah ne anlatıyor? İşte burada, oradaki dua ayetlerinde Neler şey yapıyor? Bir, bir taslak olarak her insan bunu az çok ortaya çıkarabilir yani. Bir çerçeve çizer. Yani evet. Ya yani şimdi her okuduğun ayeti de böyle manası üzerine düşünerek, anlayarak okumak da mümkün değil. Mesela e, hafızlarımız var, Arapça çok iyi kuvvetli olan insanlar var. Az çok biz hayatımızın çoğunu bu hurda geçirdik. Ama ben e, namaza durduğum zaman ayetlerin manasını düşünmüyorum. Manası, motivasyonu aklımıza var tabii ama manasına daldığın zaman namaza konsantreyi kaybediyorsun. Orada ben onun manevi hazını yaşayarak namazımı kılıyorum. Ha, ilmi bir çalışma yapmak istersen namazın dışında açarsın önüne. Bu ayette ne diyor diye tefsire bakarsın, işte kaynaklara bakarsın, bir araştırma yaparsın. Böyle e, anlamadığın ayeti okuma gibi bir şey yok. Böyle de söylüyorlar. insanlar da tabii biz bunu nasıl olsa anlayamayacağız derken tamamen terk edip gidiyorlar. Tamam. Tamam. Şuna benziyor hocam mesela adam yabancı Müzik dinliyor yani, hiçbir şeyini anlamıyor ama o müziğin ritmine şeyini kendini kaptırıyor, zevk alıyor ondan. E bir Müslüman da Allah'ın kelamı okunduğu zaman ondan zevk almaz mı yani manasını bilsin veya bilmesin? O hazdan insanları uzaklaştırmamız lazım. Şimdi merasimlerimiz var yani her kültürün, her dinin, her milletin bir takım örf, adet ve gelenekleri var yani. Cenaze merasimi var. Cenazede Kur'an-ı Kerim okumayalım, Mevlid okumayalım. Ne okuyalım o zaman? Ne, ne koyacağız yerine yani? Evet. Orada e, ölü için Kur'an-ı Kerim okumaz. Biz cenazedeki Kur'an-ı Kerim ölüler için değil, diriler için okuyoruz hocam. Orada gelen diriler hazalıyor, e, neşe duyuyor, Kur'an-ı Kerim'in tesirinden etkileniyor. Tabii. Varsa has olan bir sevabı da dua ile birlikte ölülerin ruhlarına bağışlamış oluyoruz onu. E, bunu kaldırdığın zaman yerine ne koyabilirsin? Evet. Evet. O çok önemli bir zemin bence. Ancak Akif'in ifade ettiği o duruma da evet. geleceğiz birazdan. Şimdi hocam mesela hayatta her türlü hizmetin en kalitelisini almaya talibiz. Yetmiyorsa öğreniyoruz. Ayrıntılarına vakıf olmaya çalışıyoruz. Fakat ibadete gelince Fatiha ile İhlas, İnna Atayna bana yeter bir 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 yeterlilik bir e, tamam bu kadar işi görür gibi bir durum da söz konusu. E, halbuki yetmez. Yani e, yetmez çünkü biz bunun çok daha fazlasını yapabiliriz. Bizim kapasitemiz buna müsait. Onun için e, cennete talip olan sonsuzluk sonsuzluğa talip olan sonsuz mutluluğa talip olan bir insanın iki sure bana yeter deyip kestirip atması söz konusu değil. Öğrenmenin önünde bir anatomik engel yoksa evet değil mi tabii. dolayısıyla iş oraya geldiğinde biraz zahmet biraz çaba ve biraz da istek olması gerekiyor evet. elbette bu şuur verilmeli evet değil mi yani tabii yani bir müslüman her şeyden önce Cenab-ı Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i yani böyle ne kadar çok öğrenebilirse ne kadar çok ona zaman harcayabilirse o kadar çok zaman harcayabilmeli, onda haşir neşir olabilmeli. Yani Peygamber Efendimiz Cenab-ı Allah'ın e, elçisi geçmiş gelecek günahları bağışlandığı halde Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girirdi değil mi hocam? Niye girirdi? Tefekkür etmek, Kur'an-ı Kerimle haşir neşir olmak, e, yani e, Cebrail Aleyhisselam'a karşılığı mukabele okurdu bu mukabele yeterli değil, 10 günde böyle dünyevi işlerden tamamen uzaklaşırdı. Ki Peygamber Efendimiz'in iş yoğunluğu herhalde hepimizden çoktu yani. E, her türlü sorun devlet başkanıydı, komutandı, idareciydi, yani aile reisiydi. E, her türlü şeyde e, ashab-ı kiramın lideri, önderi, e, elçisiydi. Buna rağmen bir 10 gün Ramazan'da itikafa ayrıldı. E, bizler yani eee Kur'an-ı Kerim'e ne kadar zaman ayırabiliyoruz? Yani namazlarımızı bile belki reklam aralarına sıkıştırıyoruz yani böyle aralacığı kılıp geçiştiriyoruz. İşte o Kur'an'dan uzaklaştığımız sürece de evet, problemlerimiz çoğalıyor evet. hocam. Hocam, aslında tefekkür, akıl etme, tezekkür, bunların tamamı yüzlerce ayete tekabül ediyor. Yani insan aklına, insan zihnine, insan insanla alakalı eee bir süreç Kur'an'ın çok dinamik bir kitap olduğunu gösteriyor. Hala düşünce, düşünmek, düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz ifadesi bunu gerektiriyor. Fakat düşünülen bu şey ne ola ki hayata da katılmalı. Evet. Hayata da, Hayatı, da, hayata da inşa etmeli. İşte asıl saadet dedik siz de ifade ettiniz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz durum yani ümmetin geneline baktığımızda ben şahsi olarak kendim şahsen Kur'an'ın hakkını eda ettiğimi düşünmüyorum. Edemeyeceğim, edemeden de gideceğiz gibi geliyor bana. E, bu mümkün görünmüyor. Yani ümmet olarak da Kur'an'ın e, hakkını eda edemedik galiba gibi geliyor. Çünkü e, durum bunu gösteriyor. Değil mi? Dünya evet. ölçeğinde baktığımızda, evet. ümmet ölçeğinde baktığımızda böyle bir e, hüzün tarafı var işin. Değil evet. mi hocam? Yani Kur'an-ı Kerim'i Mehmet Akif Ersoy'un program başında okuduğunuz şiirde de belirttiği gibi yani böyle ahireti kazandıran bir kitap anlayışıyla bakmamak lazım. Evet. Yeni tarifinde dünya ve ahiret saadetini temin etmek üzere Cenab-ı Allah tarafından gönderilmiş ilahi hükümler diye geçiyor. Evet. Yani dünya ve ahiret mutluluğunu elde etme. Biz tabi sadece ahirete yönelik olarak düşündüğümüz zaman dünya kısmından Kur'an-ı Kerim'den istifade edemiyoruz. Faydalanamıyoruz. Çok güzel bir Bahsettiğiniz sorunuz. gibi yüzlerce ayeti gelmede Cenab-ı Allah efela tezekkerun, efela ta'gilun. Yani tefekkür edin, tefekkür. akıl almaz evet. mısınız, ibret anladın, ibret almaz mısınız diye. Kur'an-ı Kerim'de bir sürü kıssa var. Evet. Geçmiş ümmetlere yönelik kıssayı Cenab-ı Allah bize niye anlatıyor o olayı? Akıl almak için, ibret almak için, evet. geçmiş birilerinin halinden ders çıkartmak evet. için anlatıyor. Tabi evet. Tabii Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız, okuduktan sonra anlayacağız anladıktan sonra yaşamaya çalışacağız. Tabii bunun için de bir çaba gerekiyor hocam. Sadece yüzünden okuyup geçiştirdiğin zaman e, bunlar şu ana ulaşamıyorsun. Ulaşma şansın olmuyor. E, yani bir, bir, insan yeterli de görmez. Yani ne kadar çok ilimde ilerlerse o kadar çok daha bilmesi gereken konuların evet. olduğunu evet. E, idrak eder yani. Evet. Planlı programlı şekilde insan az da olsa devamlı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'le e, hasbihal olmalıdır yani böyle. E, Kur'an-ı Kerim'i anlayabileceğimiz tefsirler işte mealler, kitaplar bunlar bizi, bizden mahrum olmamalı, biz ona da mahrum olmamalıyız, evet, evet, başka kitabımız olmalı. Evet. Hayatın e, öznesi yapmak gerekiyor, evet. nesnesi değil hocam evet. yani e, hayatın öznesi olursa bence hayata katmak mümkün olacak diye düşünüyorum. Şimdi ben e, görev hayatım boyunca bulunduğum e, bölgelerden birinde hocam, e, Kur'anla fal bakan adamları rastladım. Fal bakıyor Kur'an'ın, açıyor, annesi ismini, baba ismini soruyor. Sana diyor bir yapılmış, sana şunu yapmışlar, bunu yapmışlar. Yani baktık dedim ya neresinde bu? Yani okuduk, defalarca okuduk da bizim göremediğimizi ya da işte hafızların, okuyan hocaların göremediğini sen nasıl görüyorsun? Nereden görüyorsun? Nedir bunun sırrı? Kur'an'ı bu şekilde istismar etmek de bir vebal ayrıca. Fal kitabı evet. yaparak bir yıldızname kitabı yaparak bir üfürük kitabı yaparak e, ona yapılacak en büyük hakaretlerden biridir bu hocam. Evet. değil mi? Evet. Onu gizemli bir bulmaca kitabına çevirerek. İşte Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okursu da olsak inne ve evet. ayeti geri mesinin manasını bilsek. Evet. Evet. Kuran'ı gelin fal, fal bakmak kitabı olmadığını anlayacağız evet. orada yani değil mi? Evet. Bunlar şeytan işi pislik diyor evet. fal bakmak evet. yani şeytan ve işi. Ya buna siz Allah'ın kitabını evet. alet ediyorsunuz evet. ve bunu belli mahfillerde belli zaman ve zeminlerde rastlamak mümkün. Evet. Bu bir bu bir felaket Aynen. ayrıca bunun da önü alınmalı. Sayın Hocam burada siz Ramazan boyunca işte din hizmetleri içerisinde Kur'an faaliyetlerinden bahsettiniz. Ee, bu son 10 günü Ramazan'ın da Ramazan'ı diyebiliriz değil mi? Ramazan'ın da Ramazan'ı. <laughs> yani. Evet. Ee, çok böyle şey tabir olursa da hani umarım teşbihde hata olmaz. Ama Hazreti Peygamber bunu bu şekilde evet. yaşadı. Mukabeleler, hatimlerle ilgili neler tavsiye edersiniz evet. e halkımıza? Yani elhamdülillah bütün camilerimizde mukabeleler devam ediyor. Bütün Kur'an kurslarımızda yine hoca hanımlarımız mukabeleleri okuyor. Yani bazı camilerimizde günde iki defa mukabele okunuyor. Sabah okuyorlar, öğleden sonra ve ilkinden sonra okuyorlar. Vatandaşlarımızdan yani bunlara rağbet etsinler. zaman olup camide dinlemeye fırsat olmayanlar. Televizyonlarımızda mukabele programları var. Bunları tabi dinlesinler. Sevabında mahrum olmasınlar. O manevi hazzı yazacaksınlar. Ama okunan ayeti kerimelerde de Cenab-ı Allah bizde de ne istiyor? Bunu da merak edip öğrenmeye gayret sarf sarfesinde çalışsınlar. Kur'an-ı Kerim'i anlamaktan uzaklaşmayalım. Kur'an-ı Kerim e, bizlere bir talimatlar bütün cenab Allah'ın bizlere konuşması. Bizlere burada e, ne anlatmak istiyor? Bize şimdi bir e, bir mektup gelse onu hemen yabancı dilde ise tercüme ettiririz. Ya. Burada ne demek istiyor evet. diye. Allah-u Teala da bizlere bir mesaj veriyor. Bu, burada hangi mesajı vermek istiyor? Evet, çok güzel. Bunu söylediniz. merak etmek mecburiyetindeyiz. Çok güzel söylediniz. Bir kitap ki anlaşılmamak üzere indirilmiş olabilir yani, mi? Yani, mümkün değil. Anlaşılmamak yani, üzere yani. ki bakıyorsunuz içinde onca hüküm olmasına rağmen anlıyorsunuz ki hocam aslında dirileri ihya etmek, inşa etmek evet, için. Evet. Yani bu anlamda dirileri hayatı inşa etmek için. Tabii. Yani e, bu bu önemli. Bir de e, sizin başkanlığımızın e, e, genel genelgeleri çerçevesinde görevlerimize talimatlarınız e, cami derslerinde mealle buluşturmak değil mi insanımızı? Meal okuyarak, özet bilgiler vererek hangi sure, hangi ayet neden bahsetmiştir'e dair e, çalışmalarınız da var. Evet. Değil mi? Yani normalde e, okunan o günkü cüzün bir özetinin geçilmesini arzu ediyoruz, istiyoruz. Bunu yapan görevli kardeşlerimiz de var Allah onlardan razı olsun. İşte evet. zaman bulup yapamayan yani bu bir çalışmayı da gerektiriyor. Yani hazırlığı gerektiriyor. E tabi bir ilmi birikimi de gerektiriyor. Buna zaman bulamayan kardeşlerimiz de olabiliyor ama e, hem başkanlığımızın hem bizim arzusu yani camide okuduğumuz açlı şerifleri, mukabeleleri, cüzleri böyle e, birkaç a, e, cümleyle vatandaşımıza burada Cenab-ı Allah'ın muradının ne olduğunu anlatmaya çalışmak, orada o mesajı verebilmek, e, üzerine de çalışmalar yapılması istiyoruz ve yapılan yerlerde yapılan camilerimiz de var Elhamdülillah. Gün geçtikçe bu şekilde uygulayan arkadaşlarımız da çoğalıyor çok şükür. Yani e, tabii Kur'an-ı Kerim anlaşılacak ve yaşanacak yani başka bize bir şey olmaz yani. Başka bu yani, reçete ya. bu reçete kullanılacak. Yani, şimdi düşünün hocam Kur'an-ı Kerim bir güneş gibi aydın etrafı aydınlatıyor. Ama şimdi şu anda stüdyodayız ve her taraf kapalı. Güneş ışığından istifade ede edemiyoruz güneşi göremiyoruz yani e, bu sefer dışarıdaki güneşin bir suçu var mı bize bulmadım biz pencereleri kapatmışız ona Pencereyi yani pencereleri kapatmışız suçu abi. yok çok güzel Kur'an-ı Kerim de ya. yani bize doğru yolu gösteriyor ama biz perdeleri çekip Kur'an-ı Kerim'in e, ne bizden istediğini bilemediğimiz zaman e, yolumuz da yol olmuyor ki içerdikimiz içerdik oluyor problemler çoğalıyor çok ondan güzel. sonra biz ne biçim Müslümanız niye Kur'an bize aydınlatmıyor diyor. Çok Halbuki Kur'an nurdur diyor Cenab-ı Allah. Yani hüdellil müttakîn. Evet. Takva sahiplerine yol gösterir. Takvası olmayan insana Kur'an-ı Kerim yol göstermez. Allah Allah korkusu olacak yani muttaki olacak ki Kur'an-ı Kerim ona yol göstersin. O ne demek? Allah'ın emirlerini yaşamaya çalışan insan olması lazım evet. ki Kur'an-ı Kerim ona yol göstersin. Sen Kur'an-ı Kerim'le irtibatın yok. Ya Müslüman olabilirsin tabi. E, imanın da var ama yaşama bakımından Kur'an-ı Kerim'i yaşamazsan Kur'an-ı Kerim sana Rehberlik görmez, yol göstermez, önünü aydınlatmaz, ee, onlara sahip olmak için Kur'an'ı yaşamaya azimli olan muttaki olmak lazım. Değil mi? Zulümattan nura nur çıkarıyor. Nur, nur, Aşağı yani, şeye, yani, süzü, evet. aydınlığa çıkarıyor. Bir de hocam böyle bir yazı okumuştum, o cümle hoşuma gitmişti. Göz kapaklarını kapatırsan güneşe suç atma, güneşe suçlama. <laughs> Sen göz kapaklarını kapatmışsın, gönlünü kapatmışsın, evet. zihnini kapatmışsın. Dolayısıyla önünde bunların bir aç önce, bir aç ve ondan sonra o alabildiğine o istifade et, o bereketten demek lazım. Evet. Ee, bir de e, hocam e, özellikle he, oraya e, atfen söylemek istiyorum. Oruçta olduğu gibi hani Ramazan'da 30 gün oruç, yoğunluklu bir oruç var. Ama ondan sonra oruç yavaş yavaş azalıyor hayatımızda belki. Fakat mukabele de aynı şekilde. Çok yoğun bir Kur'an'la meşguliyet var. Ama Ramazan'dan sonra kapatıp kenara koymak. Bir dahaki Ramazana açana kadar. Değil mi? Aslında bu plan yine de devam etmeli. O kadar yoğun olmasa yani, bile. Değil mi? Yani Ramazan'da kazandığımız güzel alışkanlıkları Ramazan'la beraber sonlandırmamamız lazım. Peygamberimiz diyor ya e, ibadetin en hayırlısı, az da olsa devamlı olanıdır evet, diyor. Evet. Ramazan'da kazandığımız bu güzel alışkanlıkları Ramazan'ın dışında da devam ettirmek lazım. Yani Kur'an'la irtibatımızı kesmememiz lazım. Ha belki Ramazan'da okuduğumuz kadar çok okuma şansımız olmayabilir ama yani diyelim günde bir iki sayfa okumadan e, yatmasak evet. bunu becerebiliriz. Evet. Bu o kadar zor olmaması evet. gerekir yani. E, bir hayatımıza Kur'an-ı günlük olarak koymamız lazım. Evet. değerli çok güzel Yani Şimdi bakıyoruz Problemlerimiz çoğaldı hocam. Yani çok, çok herkes de Diyanet'ten bizlerden bir çözüm bekliyor haklı olarak. Yani e, hocalar neredesiniz? İşte e, bize bir çare bulun, çocuğuma bir çare bulun diyenler çoktur. Mesela son günlerde mesela e, çok gündeme geldiği için aile içi problemler arttı gidiyor. Yani eskiden aileden sorumlu Devlet Bakanlığı diye bir şey yoktu. Şimdi bakıyorsun e, üst düzeylerde aileden ilgilenen bakanlıklar kuruldu. Niye kuruldu? Aile sorunları çoğaldı, çözüm üretilmeye çalışılıyor. Böyle. Ee, ama işte biz Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de aile ile ilgili ayeti gerimelerde Cenab-ı Allah nasıl bir aile arzu ediyor, görevler nelerdir, eşler arası ilişkiler nelerdir. Bunları okuyup hayata tatbik etmediğimiz zaman işte aile problemleri çoğalıyor. Kur'an'ı yaşarsak, okursak, yaşarsak aile problemleri bir işte bağımlılık gibi zararlı alsanlar gibi sıkıntılar gider. Ee, Kur'an-ı Kerim'i anlayarak, okuyarak hayatımıza uygularsak Kur'an-ı Kerim bizlere dünyada nurun ala nur yolumuza aydınlık verir. Yapmazsak bunu yapmasak da bu işte bu bütün bu sorunlarla uğraşır, yani boğuşur. Yani. Birbirimizin boğazına çökeriz. Çökeriz gideriz. Ee, i̇nsana dair tüm değerleri de alt üst ederiz. Evet. Bence Kur'an bu anlamda insani değerleri de ihya ediyor. Hocam Kur'an'a dair ne söylesek konuşulur, saatlerce konuşulabilir. Fakat biz burada ana hatlarıyla bir dokunuşlar yaptık. Siz de sağ olun dilinize sağlık, ayağınıza sağlık geldiniz ana hatlarıyla konuştunuz. Ama ayrıntılarını etraflıca öğrenmek isteyenler zaten sizi bulurlar, size İnşallah. konuşurlar, size derdini söyleyebilir o insanlar velhasıl diğer personel arkadaşlarımıza da ee, sonuna gelmişiz programımızın çok çabuk ee, geçti evet, evet. nasıl dolduracağız derken evet, daha başlamadan evet, bitirdik yani evet, evet. neler <laughs> söylersiniz de. son bir cümlenizi alayım ya, hocam, bizi Konum davet şöyle, ettiğiniz tamam. için hem size hem stüdyodaki kardeşlerimize programın emeği geçirdiklerine hepsine teşekkür ediyorum Cenab-ı Allah Ramazan'ımızı hayırlara vesile eylesin son aşamasına doğru giriyoruz ee, tekrarına nasip etsin diyorum. Size de bu çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun davetimize icabet ettiniz, kırmadınız. Ee, tekrar e, Rabbim e, hayırlı çalışmalarınızın devamını nasip eylesin inşallah. Allah razı olsun, sağ olun. Kıymetli izleyenler, her birinizi e, Kur'an'ın ikliminde hayırlı ve bereketli bir hayatla taltif etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz tabii ki. Bu itibarla Kur'an'la dair hissiyatımız, bağlılığımız ömür boyu sürmeli. Bunun ana hatlarını, buna dair bir şeyler konuştuk. Umarım faydalı olmuştur diye düşünüyor ve dilinizden, gönlünüzden muhabbet, sofranızdan bereket eksik olmasın diyoruz. Allah'a emanet olun, hoş kalın, hoşça kalın.